DisplayPort ile HDMI arasındaki fark nedir? Diyeceksiniz ki DisplayPort daha yeni, HDMI'den daha üstün, bunu bilmeyecek ne var? Peki o zaman neden ikisi birden acaba aynı notebook'un üzerinde bulunuyor? İşte bu videoda size DisplayPort ile HDMI arasındaki farkları ve neden ikisinin de aynı notebook'ların veya hatta ekran kartların üzerinde bulunduğundan bahsedeceğim. Üç tip HDMI var. Bunlardan bir tanesi alıştığımız klasik HDMI girişi. Bu girişi televizyonlarımızın üzerinde, konsollarımızda hatta TV kutularının üzerinde görebilirsiniz. Biraz daha küçük HDMI-B'ye geldiğimiz zaman bunu notebooklarda veya tabletlerde görebilirsiniz. C tipine geldiğimiz zaman ise bunu cep telefonunda görebilirsiniz. DisplayPort'ta ise iki tip var. Bir tanesi yine alıştığımız klasik köşeli tip. Bunu özellikle büyük ekran kartlarının üzerine görebilirken daha küçüğünü ise notebookların üzerine görebilirsiniz. Bu küçük yapı aynı zamanda Apple tarafından üretilen Thunderbolt'la aynı fiziksel tasarımı içeriyor. Şunu da söylemekte fayda var. HDMI 19 pinden oluşuyor. DisplayPort ise 20 pinden oluşuyor. Peki aralarındaki farklar neler? Şimdi DisplayPort 4K'da 60 Hz destek verebiliyor. DisplayPort 1.2'den bahsediyorum. DisplayPort 1.3 geldiğinde ise 8K destek verebilecek. Yani iki tane 4K görüntü iki farklı monitöre yansıtıyor olabileceksiniz. Bu da çok güçlü bir görsellik anlamına geliyor. HDMI 1.4 ise DisplayPort 1.2 gibi 4K desteği verebiliyor. Fakat bunu 30 Hz'de verebiliyor. Yani DisplayPort gibi 60 Hz'de veremiyor. Fakat 4096x2160 çözünürlükte bunu 24 Hz'de gerçekleştirebiliyor. HDMI 2.0 ise bunu 60 Hz'de gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda HDMI'de ARJ desteği var. Hatta CEC desteği de var. CEC Consumer Electronics Control demek. Yani lafın kısası tek bir kumanda ile HDMI'den bağladığınız tüm cihazları kontrol etme imkanı size sağlıyor. İşte bu yüzden çok yüksek çözünürlük almak istediğimiz dış kaynaklarda DisplayPort'u kullanırken alışa geldiğimiz 1920x1080 veya 4K fakat aynı zamanda görüntü de almak istediğimiz kaynaklarda ise HDMI'yi kullanıyoruz. İşte bu yüzden HDMI kablosuyla beraber PlayStation 4'ümüzü yani konsolumuzu bağlarken DisplayPort'ta çok daha yüksek hertzlerde ise görüntü sağlayabilecek olan monitörlerimizi bağlayabiliyoruz. Elimizdeki Monster'ın Toolbar T5 V13.1 notebook'una baktığımız zaman mesela şurada iki tane DisplayPort çıkışını görüyoruz. Aynı zamanda bir tane HDMI çıkışı var. Bu da bu cihazı aynı anda 3 tane farklı monitöre bağlayabileceğiniz anlamına gelmekte. Ama tabii ki bahsettiğim ayrıntıları unutmamanızda fayda var. Bizler şimdilik bu kadar. DisplayPort ve HDMI arasındaki farkları size anlatmaya çalıştım bu videomuzda. Eğer bu iki standart kendini daha geliştirirse tabii ki bir güncelleme videosunu mutlaka çekeceğiz. Eğer yorumlarınız varsa, sorularınız varsa lütfen aşağı yazmayı ihmal etmeyin. Biliyorsunuz anında cevaplıyoruz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.